İyi haftalar. Önce Sağlık Programı'na hoş geldiniz. Bugünkü canlı yayın konuğum Avrasya Hospital Medikal Onkoloji Bölüm Başkanı Doçent Doktor Mahmut İlhan. Kendisiyle son yıllarda çok sık rastlanan kolon kanseri nedenleri, belirti ve tedavi aşamalarını konuşacağız. Konumuza ilişkin telefon numaramız 0212 alan koduyla 616 12 12 canlı yayın telefonlarımızdan bizlere ulaşıp hocamıza konumuza ilişkin soruları ulaştırabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Ülkemizde ve dünyada çok sık rastlanan kanser hastalığını bugün sizinle ele alacağız. Evet. Medikal Onkoloji Bölüm Başkanı olarak Avrasya Hospital'dan bugün sizi ağırlıyoruz. Öncesinde kanserin kısaca bir tanımını yaparsak daha sonra detaylarıyla kolon kanserini sizinle konuşmak isterim. Evet. Kısaca söylenmesi gerekirse vücutta oluşan anormal bir kütledir. Evet. Yani vücutta normalde olmaması gereken yeni oluşan bir kütledir. Bu kütlede anormal ve zarar veren hücrelerden oluşuyor. %95'i bu. Sadece kan kanserleri genelde kütle oluşturmazlar ama anormal yeni bir kütledir. Kanser. Peki kolon kanserini çok sık duymaya başladık biz. Nedendir? Belirtileri nasıl başlar? Beslenmenin etkisi var mıdır? Yoksa fazla tüketim teknolojinin ilerlemesiyle daha sağlıklı yaşam kalitesi olması gerekirken neden bu sık bu hastalıkların tanımını ve şikayetini duyuyoruz biz? Evet. Yani kolon kanseri de şimdi genel olarak gelişmiş toplumlar ve dünya genelinde erkeklerde prostat, kadınlarda meme kanseri en sık görülür. Kolon kanseri de gelişmiş ülkelerde bu iki kanserden sonra ikinci sırada yer almaktadır. Yeryüzünde de tüm dünyada yılda 1 milyon 200 bin civarında kolon kanserinin tanılandığı söylenir. Yüksek rakam. Evet, yani az gelişmiş toplumlarda biraz daha az olsa bile gelişmiş toplumların önemli bir sorunudur. Bu nedenle biz de hekim olarak kolon kanserini çok önemseriz. Halka da bunun önemini anlatmak gerekir, anlatmaya çalışıyoruz. Tarama testleri vesaire. Evet, peki şikayetleri nasıl oluyor hastaların size geldiği aşamalardan başlarsak? Evet. Hangi şikayetler sizin? Evet, kolon kanseri, kanserin çıktığı yere göre şikayetler değişiklik arz edebilir. İşte kolon kanseri dediğimiz şöyle ters U şeklinde ince bağırsaktan sağ tarafta ileoçekal bölge dediğimiz sağ taraftan başlayıp bir ters U yapıp sonra makattan dışarı çıkan bir organımız ve sola doğru ilerledikçe bağırsağın, kalın bağırsağın su muhtevası azaldığı için tıkanma bulguları, yani büyük tuvalete çıkamama, karın ağrısı, karında şişme, bu uzun sürdüğünde bulantı kusma gibi şikayetler başlıyor. Sola doğru ilerledikçe. Solda da makata doğru ilerledikçe kanama bulgusu ön plana çıkıyor. Ama sağdakiler daha çok sinsi, yani. Evet, yönetmenimiz de ekrana yansıtıyor görüntüleri. Görüntüler eşliğinde kolon kanseri ilişkin hocamız bilgileri aktarmaya devam ediyor. Evet, işte bu yani burada tabii başka organlar demin geçen kesitte de görülüyordu. Evet. Kalın bağırsak şöyle ters U şeklinde ama makatla sonlanan bir organ ve herhangi bir yerinde çıkabilmekte. İlk 15. santime biz rektum diyoruz. Evet. Sonrakine de kolon diyoruz. Kolonun da işte çıkan, yatay ve bir de inen kolon diye parçaları var. Sağa doğru ilerledikçe daha sinsi kansızlık bulgularıyla seyrediyor. Sola doğru ilerledikçe tıkanma bulguları oluşabiliyor. Peki hep beslenmenin öneminden siz hekimler bahsedersiniz. Evet. Beslenmenin önemine değinirsek hocam. Evet. Neler söyleyeceksiniz? En önemli aslında kolon kanseri erkeklerde biraz daha sık ama kadında da sıktır. En önemli sebebi beslenme şekli. Bir kere ispatlanmış bazı veriler var. Kilolu insanlarda daha sık görülüyor ve yüksek kaloriyle beslenen insanlarda daha sık görülüyor. Yüksek kalori de yağ ve şekerden zengin beslenme.
mesela yağlı kırmızı et tüketme, bunlar çok iyi belirlenmiş risk faktörleridir, ispatlanmış. Buna karşın az kilolu insanlarda ve az kalorili kaloriyle yaşayan insanlarda daha az görülüyor. Bir de tabii bu kiloyu ve aldığınız kaloriyi yakmak için fiziksel aktivite gerekiyor. Fiziksel aktivite ne kadar azsa o kadar çok risk yükseliyor. Tam tersi spor yapanlarda da risk azalıyor. Çok kaba özeti bu. Ama mesela detayına girdiğinizde biz diyoruz ki sebze meyve tüketimi arttıkça kalın bağırsak kanseri riski azalıyor. Bu hem içerdiği vitaminlerden dolayı hem de lif içeriğinden dolayı böyle bir risk azalması meydana geliyor. Bunlar da kanıtlanmış. Lifle ilgili son birkaç yılda biraz tartışmalı çalışmalar çıkmasına rağmen yine de biz kabaca kalori değeri yüksek yağ ve şekerden kaçınmak, daha aktif olmak, yani spor, sedanter olmamak ve bir de sebze meyveden zengin beslenmeyi şiddetle öneriyoruz. Alkol ve sigaranın da minimal etkileri var. Yani sigaranın akciğere çok zararı var. Alkolün de kolon kanseri riskini arttırdığına dair birçok veri var. Peki şimdi siz programın açılışında belirtilerinden bahsettiniz ama her belirti kansere gidecek diye de şu an izleyicilerimize kesinlikle korkutmayalım. Hayır, tabii. Yani şimdi zaten mesela bu karın ağrısı, bağırsaklarla ilgili şikayetler insanlarda çok yaygındır. Türkiye'de de yaygındır. Mesela bir hekim olarak bir poliklinikte oturduğunuzda yani benim bölümüm şudur demezseniz genel hekim olarak gelen şikayetlerin önemli bir yüzdesi karın ağrısı, mide ağrısı, bağırsak alışkanlık bozuklukları. Dolayısıyla biz şöyle diyoruz, bir kere 50 yaşından itibaren kolon kanseri için tarama öneriliyor. Bu tarama da altın standart kolonoskopidir. Ama 2012 yılında yine Amerika'da büyük bir araştırmanın sonucu çıktı. Kolonoskopi yerine ilk 30 santim yani sigmoidoskopi ile tarama yaptığınızda da çok hatırı sayılır iyi bir tarama yapmış oluyorsunuz. O araştırma da bizim ufkumuzu açtı. Bu nedenle taramanın 50 yaşında mutlaka yapılması lazım. Ama eğer kişinin birinci ve ikinci derece akrabalarında, birinci derece akrabası genetik yatkınlık. Yani eğer birinci, ikinci derece akrabalarında kolon kanseri öyküsü varsa, hele ikiden fazlaysa vaka, işte bir baba, kardeş veya baba, amca, teyze gibi ve bunlardan birisi de genç yaşta olmuşsa, o zaman tarama testleri daha erken yaşta da başlatılmalı. 50'si beklenmedi. Evet. Peki tanıma aşamalarını yönetmenim ekranda getirirse görüntüler var. Siz hangi aşamaları hastanenizde yapıyorsunuz? Yani onun üzerinden konuşalım hocam. Bütün tanı ile ilgili tüm teknikler bizim hastanemizde var. Avrasya Hospital'da. Yani 4 arkadaşımız endoskopi yapıyor. Bizim tomografi de multislice ve 128 kesitli tomografi ve 4 tane radyolog arkadaş çok titiz bir şekilde inceliyorlar. En önemli tanı amacı, aracı kolonoskopi. Yani yine makatta başlayıp tüm kalın bağırsağı tarayan kolonoskopi altın standart. Peki şimdi yönetmenim ekrana yansıttı ama yani bu kolon işte kanserini ilerleyen evresi mi hocam? Bize aktarabilir misiniz? Şimdi bu şöyle, bu bağırsağın lümeni, mesela bu bağırsağın lümeninde işte bir takım şişlikler vardı. Evet. O şişlikler, mesela burada bağırsak gözüküyor, işte mideden aşağı. Evet. Böyle kıvrımlar halinde. Ortadakiler ince bağırsak ama evet, kenarda şöyle T, böyle makata doğru gelen daha kalınca bir şey var. O da kalın bağırsak. Kalın bağırsağın bir kısmını, evet, yani o ters U şeklinde tüm kalın bağırsağı görüyoruz.
Evet. Bu kan bağırsak yani önemli bir organ ve sık hastalığa yakalanıyor. Evet. Geç biz buradan hani direkt temas ederek gösteremiyoruz ama umarım o kırmızı renkli ince bağırsakların kenarındaki daha soluk ters U şeklinde duran şey kalın bağırsak. Evet. Bugünkü konumuz da o sizin bize sorduğunuz veya sormak istediğiniz. Evet. Peki hocam şimdi tanı aşamasında evre evreleri anlatırken. Evre şöyle biz tüm tümörleri 4 evrede inceliyoruz. Evre 1, 2, 3, 4. Onları açarsak birden açalım. Başlayalım. He. Nedir? Bir de evre 0 diye bir kavram da var. Pek kullanılmıyor. Evre 0 şu demek. Diyelim kolonoskopi yapılıyor. Ve doktor gözüyle bir takım değişiklikler görüyor. Ve oradan parça aldığında kalın bağırsağın 3 katı var. Mukoza, kas ve seroza diye. Mukoza da kanser hücreleri görülüyor ama birinci katı bazal membranı aşmamış. Biz buna karsinoma in situ diyoruz ve evre sıfırdır. Sıfır. Yani bu tedavisi kolaydır, hastaya zarar vermez. Evre birde de bu mukozayı aşan tümörlere biz evre bir diyoruz. Sonra kas, sonra da bir zar tabakası geliyor. Evre üçler. Bu üç katın hemen dışındaki lenf bezleri tutulmuşsa hepsini evre 3 diyoruz. Lenf bezi tutulmamış hastalıklar da evre 2, T3, T4 diyoruz. Bunlar teknik onkolojik terimler. Burada detayına girmenin bir anlamı yok. İşte evre 2'den daha erken ama o bazal membranı aşmış, bazal membran dediğimiz lümen, boşluğu döşeye mukoza dediğimiz böyle deri gibi değil o mukoza dediğimiz şeyi aşmış ama kasa ulaşmamışlar da evre 1'dir. Böylece evre 1, 2, 3 dedik. Lenf bezi tutulmuşsa evre 3. En önemli tedavi ettiğimiz hastalar budur. Şifa şansları yüksek. Evre 4 de kalın bağırsağın içinden çıktığı halde karaciğer, akciğer, kemik gibi organlara ulaşmışsa onları da evre 4 diyoruz. Ve işte evre ne kadar yükselirse hastan ve bizim işimiz o kadar zorlaşıyor. Ama her evde de sırasıyla, algoritmasıyla yurt dışında, Amerika'da ve Avrupa'da uygulanan tane tane sırasıyla ne gerekiyorsa yapılıyor hastalara. Erken teşhis her hastalıkta olduğu gibi kanserde de çok önemli. Hiç şüphesiz. Ama bilinçli gelip hastanın yanı sıra check-up sonrası kanserle yüzleşen birçok hastayla karşılaşıyorsunuzdur. Kesinlikle, evet. O aşamadan itibaren kişiye ve aile çok önemli görevler düşüyor değil mi kesinlikle. Hocam? Kesinlikle. Yani biz diyelim bir check-up'ta çok basit bir şekilde önce bir kan sayımı yapıyoruz. O kan sayımında eğer hafif bir demir eksikliği anemisi de görülürse, yaşı da işte 40'ı falan geçmişse, biz yani kolon tümöründe kansızlık yapan başka tümörleri de var, mide tümörü de, onu bir başka sefere konuşuruz inşallah. Yani sizi uygun gördüğünüzde. Her zaman hocam, program akışınızı uyarsa sizden. O kansızlığın nedeni olarak hemen kolon tümörlerini araştırıyoruz. Onun dışında da taramada bazı kan testleri var, bazı markerlar, marker belirteç. Yani kanda bir şey görüyorsunuz, diyorsunuz ha bu kolon kanseri olabilir diye. Onlardan en sık CEA diye bir marker var, biz de sık istiyoruz. Bir de C19-9 var. C19-9 daha çok safra yolları ve pankreasla ilgili ama CA daha sık, daha az da C19-9 tümörlerde kanda yükselen markerlar. Çok kabaca tahlil yaparken bu ikisi bize yol gösteriyor. Şimdi hasta geldi size. Tahliller sonrasında kanserle yüzleşti. Evet. Sonrasında tedavi aşamasına başlandığında ilaç
terapi, kemoterapiye sonrasında mı başlıyor? Tabii yani şöyle. Görüntülerinizi de ekrana verirsek yönetmenim hem görüntüler eşliğinde konuşmuş yani oluruz. Evresine göre şimdi şöyle bir şey rica edebilir miyiz? Bu tedaviye yani evreye göre tedaviye geçmeden önce ben bazı Batı ülkelerinden bazı istatistikleri söyleyebilirsin. Çok memnun oluruz kesinlikle. Evet, mesela eğer 50 yaşın üzerinde insanları taramazsanız, bu da böyle şehirli, yarı gelişmiş ve iyi gelişmiş bir toplumsa, bunlarda herhangi bir adenom, polipe rastlanma olasılığı %25-40. Evet. %25-40. Yani herhangi bir tarama yapılmadan 50 yaş üzerindeki hastaları taradığınızda %25-40'ında çok küçük ve 1 santimetreyi aşan polip, adenom bulma olasılığınız yani 4 kişiden neredeyse biri. Evet. Ama 1 santimden büyük ciddi bir adenom veya polipi yakalama olasılığınız %7-10. Yani onun için sık görülen bir rahatsızlıktır. Şimdi sizin sorunuza gelince biz tüm kanserlerde olduğu gibi kolon kanserinde de 3 tedavi modalitesini uyguluyoruz. Bu tedavi modalitelerinden birisi cerrahi, diğer sistemik tedavi dediğimiz kemoterapi de içeren akıllı moleküllerle tedavi. Diğer biri de radyoterapi. Ki biz radyoterapiyi daha çok kalın bağırsağın son 12 santimi olan rektumda kullanıyoruz. Kolonda radyoterapiyi sadece palyatif dediğimiz geçici amaçla kullanıyoruz. Evet. Bu 3 tedaviyi uyguluyoruz. Evreye göre tedavi de istiyorsanız ona da tabii girebiliriz. Kesinlikle. Şu an görüntülerde de hocam kanserle yüzleştikten sonra tedavi aşamalarını görüyoruz. Bunlar bizim hastalarımız. Evet, yani hastalarınızdan görüntüler. Birçok hastalarınızla da konuştuğunuzda hocam, önce kemoterapiye sıcak bakmayanlar oluyor mu? Ya da radyoterapiye, tabii. Onlardan bahsedersek. Yani şöyle, şimdi hastalar bizim toplumumuz geleneksel bir toplumdur. Yani bilim adamına ihtiyaç duyar ama kendi kaygı ve korkuları vardır. Bu kaygı ve korkuları da yine kendi çevresini kolu komşu duyumlardan kaynaklanıyor. Ama diyelim bize geldikten sonra biz tutarlı bir şekilde ona bilimden, başarı oranlarından bahsettiğimizde %90'ı ikna oluyor. %90'ından fazlası bizim önerdiğimiz tedavileri kabul ediyor, uyguluyor, memnun oluyor, memnuniyetini bildiriyor. Yani dönüp işte Allah razı olsun, iyi ki bizi doğru yönlendirdiniz vesaire. Yani kısacası toplumumuzun bildiği ve duyduğu şeyler var. Ama dürüst, bilgili bir bilim insanı karşısına geldiğinde de eğer o iyi bilgi verirse hepsini de kabul etmeye müsait. Onun için yolumuz açık yani. Evet. Peki çok fazla mesajlar ve Facebook üzerinden sorular var. Az sonra sizinle buluşturacağım hocam. Evet. Ne kadar tedavi aşamasından sonra en çok soruların başında geliyor? Kanserle yüzleşti, tedavi oldu. Evet. Hangi aşama sonrasında normal hayatına dönüş olabilir? Şöyle mesela diyelim evre bir hasta ameliyat oldu. İşte cerrahi ameliyat oldu. Cerrahin de şekilleri var. Ona girmeye gerek yok. R0 dediğimiz optimal, ideal bir cerrahi olduğunda bunların 5 yıl sonra hastalığın nüksetme şansı %5-10'dan daha az. Dolayısıyla tekrarlama riski. Tabii. Yani bu zaten bu ameliyattan 1 ay sonra 3 ayda bir önce kontrol, yılda bir kolonoskopi. Kolonoskopi normal olduktan sonra kolonoskopi aralarını da açıyoruz. Bu böyle rahat, normal bir yaşam ve takip devam ediyor. Diyelim evre 2'de, evre 2'nin de
evet. Risklileri var. Yani evre 3'ü evet. andıran onun gibi risklileri var. Hı hı. O evre riskli evre 2 ile evre 3'leri ameliyattan sonra yaklaşık 6 ay kemoterapi veriyoruz. Evet. Kemoterapi de ya 21 günde bir ya da 2 haftada bir kemoterapi veriyoruz ve kemoterapisi bittikten sonra aynı evre 1'dekiler gibi düzenli kontrollere geçiyoruz. Düzenli kontrollerde işte ilk önce 2 yıl boyunca 3 ayda bir. Evet. Sonra 2 yıl boyunca 6 ayda bir, sonra da yılda bir hayat boyu takip ediyoruz. Bu riskli evre 2 ile evre 3'leri. Bir de evre 4'ler var. Evre 4'ler de genellikle sürekli tedavi altında olurlar. Çünkü onların şifa oranı nispeten düşüktür. Evet. Çok işte ameliyat, kemoterapi, akıllı moleküller tedavi oluyor, geliyor, cevap değerlendiriyorsunuz. Cevap diyelim tedavisi bittiğinde diyorsunuz tamam iyi cevap aldınız, bir süre ara verelim. Bir süre sonra tekrar nüksediyor, geliyor. Onun için onlar sürekli doktorla beraber oluyorlar. Evet. Peki hocam yavaş yavaş sorulara geçelim dilerseniz. İzmir'den Leyla Hanım hemoroid tedavisi görmüş. Evet. Kanaması bir müddet sonrasında yine devam etmiş. Bu kansere doğru gidebilir mi? Kilo kaybı ve iştahsızlığı varmış. Yani şöyle, şimdi tabii eğer bu da 40 yaşını geçmiş, hele biraz daha ileri yaşlıysa, yani kanserden dolayı da hemoroid olabilir. Ama hemoroidlerin ezici çoğunluğu kanser olmadan çıkıyor. Kaygılanmasına gerek yok. Basit bir şekilde bir genel cerraha uğrayıp hem elle muayene hem de endoskopisini yaptığında ya bir doktora gitsin, endoskopi yaptırsın. Evet. Açıklığa kavuşur. Hemoroid kanser değil. Kanserli vakaların az bir kısmında hemoroid olabilir. Çoğunlukla kanser dışı nedenlere bağlı olduğu için kaygılanmasın ama doktoruna da gitsin. Evet. Kansere dönüşmüyor hemoroid. Evet, Zeynep Hanım Ankara'dan sorusunu yöneltmiş. Mide ağrısı ve bulantı kusma eşliğinde devam eden her yemek sonrası şikayetleri varmış. Evet. Karın şişkinliği çok fazla. Son 2 aydır devam ediyormuş. Yaşını vermiş mi acaba? Yaşını yazmamış hocam. Tamam, evet. Sorun değil. Evet. Bu da bulantı kusma, şişkinlik ve ağrı. Yemek bu da, sonraları. Yemek sonraları. Yani bu daha çok mide bağırsak sisteminin üst kısmıyla ilgili bir şikayet gibi duruyor. İşte yemekten sonra mide ağrısı ve bulantı kusma. Bunun da yine bir dahiliye hekimine başvurmasında fayda var. Yani bu hastayı muayene ettikten sonra riskine göre bir üst mide bağırsak sisteminin üst kısmına bir endoskopi yapılabilir. İyi bir muayene ile anlaşılır bu. Evet. Biz buradan yine hatırlatmamızı yapalım. Çok önemli bir hastalığı konuşuyoruz. Kolon kanserini anlatıyor değerli hocamız doçent doktor Mahmut İlhan ama her belirtinin kanser olmadığını lütfen hocam buradan vurgulayalım ki her evet, şikayet tabii, belirtisi sizlere gelmeden, teşhisi konulmadan. Yani bir belirti insanlar belli bir belirtileri olduğunda kaygılandıklarında en kötü senaryo akıllarına gelir. Halbuki öyle değil. Dikkat etmek lazım ama kaygılandığında en yakın bir hekimle iyi bir iletişim kurarak kendi şikayetlerini, sağlık sorununuzu sorgulayarak, ona sorarak, test ederek çoğu çok basit bir şekilde halledilebilir. Her belirti kanser değildir. İşte biz kansere, hani genel kansere yakalanmama konusunda da bazı öneriler hep yazıyoruz. Onlara uyduktan sonra belli kontrollerle kafaları rahat olsun derim. Evet. Peki Bulgaristan'dan 63 yaşındaki Mehmet Bey sorusunu yöneltiyor. Evet. Bir haftadır kanaması varmış. Nereden? Makattan mı? Evet, makatta diyor. Bazen karnım çok ağrıyor. Ayrıca tuvalet sonrası tamamen tuvalet ihtiyacım bitmemiş oluyor. Ailede de kanser vakası bunun, yaşamış. Ben kanser olabilir miyim? Kolon kanseri olabilir miyim diye sorusunu yönelttim. Ya tabii kaygılanmasın ama böyle bir olasılık
Olabilir. Kanama da olmuş. Bu hasta da yani mutlaka kolonoskopi veya rektosigmoidoskopi için uygun bir gastroenterolog veya cerraha gitmeli. Evet. Peki hocam, şimdi belirtileri biz bahsediyoruz ama yine yeni yinelersek, karında şişkinlik, kilo kaybı dediniz siz, tuvalet ihtiyacında. Evet, yani dışkı, büyük tuvalete çıkamama, özellikle sol kolon tümörlerinde tümör büyüyüp lümenit katıkça bu şikayet oluyor. Şimdi yaşam tarzı Türkiye'de 80'lere kadar artık gelmeye başladı. Öncesinde 50-60'lardaydı ama yaşam kalitesine teknolojinin ilerlemesiyle birlikte beslenme alışkanlıklarımızda da çok ciddi değişmeler var. Öncesinde doğal beslenme yerine aparatif ayakta beslenme, fast food yiyeceklere daha çok yönelme, metabolizmayı da bozuyor. Doğru. Yani o işte fast food Batı ülkelerinde de tartışılıyor. İstanbul'da da çok yaygın. Şehirlerde çok yaygın. Yani onlar kırmızı et ve yağdan zengin. Ve kalori değeri de yüksek. Bunlar risk faktörüdür. Kolon kanseri için risk faktörü. Ha, kolon kanseri dışında da bazı kanserler için. Mesela diyelim kadında endometriyum, her iki cinste böbrek tümörü, azıcık meme tümörü, bunlar için bu fast foodlar risk oluşturuyor. Evet. Bunlar obezite, kilo için de risk. Yani bunları çok dikkat etmek lazım. Sebze yemek zorunda kalırsanız mutlaka yanında salatanın olmasında fayda var. Yine bir de sürekli kilomuzu ölçmeliyiz. Eğer kilomuz yükseliyorsa daha fazla yürümeyi, daha fazla imkan varsa spor yapmayı aslında. Spor bir zorunluluk ama iş yaşamından dolayı insanlar bunu ihmal ediyor. Çok önemlidir. Kilo, beslenme, sigaradan uzak durmak, alkolden uzak durmak, kesinlikle. Yaşam kalitesi daha kolaylaştırıyor sağlıklı yaşam adına. Sağlıklı yaşam adına kesinlikle evet. Biz sürekli hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değil de vurgusunu yapıyoruz ama bazen bizler bile ihmal edebiliyoruz. En güzel yaşam, kaliteli yaşam desek kesinlikle. De. İhmal edebiliyoruz ama yani sağlığımızın kıymetini kaybetmeden bilelim. Kesinlikle. Yine hocam bir sorumuz Nazlı Hanım göndermiş bize Facebook yoluyla. Annemin babası anneannem 11 yaşındayken kolon kanserinden vefat etmiş. Bundan 4 yıl önce de babaannemin kolon kanseri olduğunu öğrendik. Ameliyat oldu fakat doktoru en fazla 3-4 yıl yaşar dedi. Ve babaannem 3. yılının sonunda vefat etti. Babaannemin ameliyatından sonra büyük amcamın halsizlik ve kilo kaybı şikayetleri var. Bursa'dan mesajımızı gönderiyoruz. Biz ailece panik halindeyiz. Bütün aileyi dolaşıyor mu kanser diye bir korkarak gönderdi. Şimdi her iki vakada galiba... İki tarafta da var. Babaanne, anneanne ve anne... Annemin babası, annem diyor 11 yaşındayken. Evet. Ya tabii bunlar her ikisi de kolon kanseri miydi çok pardon. Kolon kanseri olduğunu öğrendik yani, diyor. Evet. Şimdi bunlar babaanne yani iki kuşak küçüktür. Bunlar ikinci derece akraba oluyor ve iki vaka. Evet. O zaman tabii onların da kansere yakalandığı yaşa bakarak bu ailenin birinci derece akrabalarının tarama testinden geçmesinde büyük fayda var. Evet. Tarama testleri yapmalı. Ya söylediğim gibi bunlar da eğer bağırsak alışkanlığı ile ilgili ya hiçbir şeyleri yoksa da bu iki kişinin kanser olduğu ailenin fertleri eğer bu iki kişiden birisi de 50 yaşın altında kolon kanseri olmuşsa 40 yaşında bir muayene olmalarında fayda var. Ama diyelim ki bir vaka var ve 65-70'inden sonra kolon seyahat olmuşsa o zaman diğer fertler normal 50'sinde tarama olabilirler. Ama iki veya daha fazla vaka varsa hele de birisi çok gençse o zaman tarama yaşını 10 yaş daha erkene çekebiliyoruz. Evet. Bunun da yani
böyle bir risk artışlar var. Normal topluma göre riskleri artmış. Evet. Bunlar. Şimdi genetik yatkınlığı olmasa da siz hekimler mümkün olduğunca en azından 6 ayda 1 yılda bir check-up'ta geçmekte fayda vardır diyorsunuz. Tabii en az yılda bir defa check-up. Ama özel riskleri olanlarda biz 6 ayda bir öneriyoruz. Yani check-up'ların da içeriği kişiden kişiye değişebiliyor. Mesela kolon kanserinde ailevi vakalar var. Mesela bu örnekteki evet. gibi birinci ve ikinci derece akrabaları evet. kolon kanseri olmuş ve erken yakalanmış. Bir de tüm kolon kanserlerinin istatistiği umarım yanlış hatırlamıyorum %5'i polip olmadan kolon kanserine yatkınlık gösteriyor. Onlara da işte doğuştan polipsiz kolon kanserine yatkınlık ve bunların da DNA tamiri ile ilgili bir gen hasarları var doğuştan. Diyelim ki bir bakıyorsunuz bir vaka geliyor polipsiz kolon kanseri olmuş ve 50 yaşından önce olmuş. Bazı özellikler var. Ha diyorsunuz bu polipsiz kolon kanseri doğuştan polipsiz kolon kanserine yatkınlıktan geliyor olabilir. Onun 6 geni var. En sık bunu yapan 2 geni var. Onlardan birisini tespit ederseniz o vakadan genç yaşta kolon kanseri olmuşsa o zaman ailesini de bu gen testinden geçirebilirsiniz. Biz hastalığa yakalanmış vakaya proband diyoruz Latince ismi. Proband'dan hareket ederek diğer fertleri de eğer onda gen kırıklığı çıkarsa diğer fertleri de tarıyorsunuz. O zaman bazen diyorsunuz bu herediter non-polipoz kolon kanser ailesi diyorsunuz. Yani doğuştan diyelim anne baba daha çocuk oluştururken spermle ovum birleştiğinde zigot iken bir gen mutasyon oluyor. Biz İngilizce veya Latince de novo deniliyor. Yeniden oluşumda bir mutasyon oluyor. Ve o mutasyon tüm vücut hücrelerinde kişi onunla büyüyor. O mutasyon da o gen kırıklığı da örneğin cilt tümörü riski yaratmıyor da kolon kanseri ön planda onun riskini yaratıyor. Bunlar tabii son yani 15 yılda daha çok konuşulan ve gittikçe bulunan, adı konulan genin uzunluğu, nerede kırıldığı anlaşılan, Türkiye'deki bazı laboratuvarlarda da test edilen bazı yöntemlerle bu hastaları araştırabiliyoruz. Siz sık sık yurt dışına eğitimlere katılıyorsunuz evet. hocam. Türkiye ile kıyasladığınızda tedavi yöntemleri Avrupa ile Türkiye arasına baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Evet. Tedavi yöntemlerinde kesinlikle bir fark yok. Evet. Yani biz kesinlikle Avrupa ve Amerika'da tedavi edilen bir hastayı bizde de çok rahat tedavi edebiliriz. Sadece bu genetik laboratuvarı vesaire dedik ya bunların yani yurt dışında bu kurumsallaşma daha fazla. Ama İstanbul'da da hiçbir şunu yapamıyoruz dediğimiz bir gen testi yok. Hepsini yapabiliyoruz. Ankara'da öyle. Önemli ölçüde ben İzmir'in de öyle olduğunu düşünüyorum. Yani mesela Anadolu'da ben hatırlıyorum birkaç yıl önce Kayseri'de de çok güzel bir moleküler biyoloji genetik bölümü vardı. Birçok şey yapılıyordu vesaire. Ama şimdi bu gen testleri artık mesela Erzurum'da da ben yani kolon kanseri tedavisini karar verirken mesela Antep'te yapılıyordu. Antep'te. Van'da daha zannetmiyorum. Van'da ve Diyarbakır'da orada da tıplar var. Onların tam emin değilim. Yorum yapmak istemiyorum. Ama dediğim gibi Türkiye'de bu konuda iyi. Tek dezavantajımız çok 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 önemli dezavantajımız yeni ilaç
araştırması Türkiye'de çok azdır. Yani mesela bilim insanları ve şirketlerin ben nasıl yeni bir ilaç bulabilirim? Benim mesela gelen hasta spektrumundan, mesela kanser spektrumundan işte toplumumuzda şu kanser sık görülüyor. Bu kansere yönelik bazı genetik ve protein analizi yaparak şu gen problemlidir ve bu gen de şu proteini problemli kılıyor. Bu proteine karşı nasıl ilaç keşfedebilirim? Bu Türkiye'de bildiğim kadarıyla sıfır. Ama Kaniltek diye bir Sağlık Bakanı'nın projesi vardı. Kanser ilacı araştırmasıyla ilgili. Buna Bilkent, Koç Üniversitesi Kimya, Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji Genetik, Hacettepe Üniversitesi Kimya Mühendisliği, böyle 4 üniversite işbirliği yapıyordular ve bunlardan onkologlar, bizim haberimiz yoktu. Ben çok şaşmıştım. Yani bir onkoloji uzmanı içinde yoktu. Şimdi bu ilaçlarda biz ya minimal kullanıyoruz ya da kullanamıyoruz. Ne zaman kullanıyoruz bunları? Eğer büyük araştırma çıkarsa, ilaç araştırıldıktan 5 yıl sonra elimize geçebiliyor. Batılılar araştırıyor, araştırmasını başlatıyor. Eğer o araştırma eskaza uygun bir onkoloji uzmanı bulurlarsa, firma gelip diyor ki hocam böyle bir ilacımız var, araştırma Avrupa Amerika'da başlamış, sizi de katalım mı dediğinde 3-4 yıldır o çalışma başlamış oluyor. Sonra biz de 2-3 hasta kattıktan sonra bir bakıyoruz çalışma bitmiş oluyor. Sonra biz de sıfırdan araştırma başlatmak için bir takım başvurular olduk. Bunların merkezleri, mesela benim bir denemem oldu. Merkezleri İsviçre'de, Amerika'da, o genel merkezde görüşülüyor. Bazen oradan biri sizi arıyor, siz görüşüyorsunuz. Ama direkt Türkiye'den çalışma başlatılması azdır. Ama bunun örnekleri var. Mesela bizim geçmiş dönem Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Sayın Şuayb Yalçın, Şuayb abi böyle bir çalışma başlattı, başarıyla yürüttü ve bitirdi. Faz 3 bir çalışmaydı. Ama işte bunlar ender örnekler. Onun için bunun daha Sağlık Bakanlığı'nın araştırma konusundaki sıkı yasalarını yumuşatması lazım. Çok pardon, buna biraz fazla değindik. Önemli bir konuydu. Evet. Onun için onları Sağlık Bakanlığı esnek hale getirdiğinde, mesela bizim de hastanemizi biz çok hasta görüyoruz. Yani ben de yönetim kurulu başkanımıza da söylüyorum. Üniversitelerde en büyük sıkıntım o. Yani o konuda tatmin olmuş değiliz. Biz yurt dışındaki yeni ilaçları kullanmak istiyoruz. Ülkemizde de yeni ilaç araştırmasının yolunu bir an önce açmak lazım. Hem de çok acilen açmak lazım. Evet. Şimdi sizin çalıştığınız sağlık kurumunda medikal onkoloji bölüm başkanlığını sürdürüyorsunuz. Bilim evet. adamlarıyla birlikte sağlık alanında. Evet. Her çarşamba konseyiniz toplanıyor. Evet. Orada hastalar ilişkin vakaların tedavi aşamalarını konuşuyorsunuz. Evet. Yanılmıyorsam. Biz şöyle her şeyini konuşuyoruz. Diyelim ki bir vaka kanser şüphesiyle gelmişse bizim konseyimiz çarşamba sabahları 8.30'da. Bir vaka gelmişse ve kanser şüphesi varsa biz buna nasıl tanı koyalım? Ne yapılmalı bu şüpheli vakaya? Görüntülerimiz ekrana yansıttı yönetmenimiz. Şu an sizin kemoterapide tedavi gören hastalarımızı görüyoruz. Evet. Bu evet. sabahları yani bizim işte her sabah 19 kişilik bir kemoterapi salonumuz var. Evet. 17 tane koltuk, 2 tane de yatak ve sabahları gelen hastalarımızı dosyalarını açıp soru soruyoruz. Yani tedavi yapmışız. Evet. Geçen tedavi nasıl geçti? Bir sorunuz var mı? Kan sayımlarına basitçe baktıktan sonra eğer uygunsa hemşire hanımlara order veriyoruz. Bunun şeması başlatılsın diye. Burada da biz bir sabah vizit yaparken sizi yakalamış.
ve görüntüleri almışsınız. Teşekkür ederiz. Yani, bunun öncesinde çarşamba günleri bu hastalarınız ve diğer hasta vakalarına ilişkin konseyiniz. Onkoloji konseyimiz, yani multidisipliner onkoloji konseyi. Evet. Medikal onkolog. Evet. Radyasyon onkoloğu. Evet. Cerrahlar, radyologlar. Evet. Patolog. Ve hastaları varsa işte beyin cerrahı, kadın doğumcu vesaire bütün hekimleri toplanıyoruz. Hı hı. Ve sırayla önceden belirlenmiş vakalarımızı tartışıyoruz. Ve tartıştığımız zaman da o özellikle radyoloji bize görüntüleri gösteriyor. Diyelim cerrah cerrahi düşünüyorsa cerrahinin detayı en az yan etkisi olsun diye bu cerrahi daha iyi nasıl yapılır? Cerrahlar onu konuşuyor, ben soru soruyorum. Onlar bana işte cerrahi öncesi ve sonrası onkolojik yaklaşımla ilgili soru soruyorlar. Radyasyon onkoloğu arkadaş da biz radyoterapi gereken vakalarda ne kadar dozda nasıl yapacağını soruyoruz. O da işte buna radyoterapiye ihtiyaç var şu nedenle. Şu kadar verin diye bize gösteriyor. Çoğunluğunu da görüntülü iyi tartışıyoruz. Evet, şimdi kemoterapide tedavi gören hastalarımızın görüntülerini ekrana yansıtırken birçok soru da kemoterapi tedavisinde ağrı çok oluyor mu? Olursa ağrı aşamasını nasıl hastalarımız atlatabilir diye yakınlarından gelen sorular var. Yani şöyle, kemoterapinin kendisi ağrı yapmıyor. Yan etkileri var, ağrı yapmıyor. Nadiren bizim paclitaxel diye bir ilaç var. Eklem ağrısı yapıyor ama kemoterapi ağrı yapmıyor. Ne yapar? Saç döker, iyi engelleme yapmadığınız zaman bulantı kusma yapar. İyi bir uzman bakmadığında ama nitelikli bir hasta yönetimi yaptığında onkolog o bulantı kusma oranı çok minimalize oluyor. Yani tekrar edelim o zaman, kemoterapi tedavisinde ağrı yapmıyor. Kullanılan ilaçların bazıları eklem ağrısı dediniz hocam. Yani bir tanesi nadiren paclitaxel bir tanesi yapıyor. Ama kemoterapinin yan etkileri var. Evet. Bilen birisi yönettiğinde bunlar minimalize olur, hastanın korkusu azalır, hastanın yaşam süresi uzuyor, şifa şansı artıyor ve çok da fazla yan etki olmayabiliyor. Ama bu yanlış bilgi hem hastaların aklında, hasta yakınlarının aklında ve kimi doktor arkadaşlarımızın aklında da kalıyor. Ama şimdi biz onkoloji bölümünü burada açtıktan sonra onlar da doktor arkadaşların da kaygısı geçti. Çok hasta gönderiyorlar. Bazen çok yoruluyoruz. Evet. Siz ve ekibiniz. Evet. Ama hastalarımızın kanserin, en iyi şekilde sağlığına kavuşması için emek harcıyorsunuz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bilgilerinizi paylaşıyorsunuz. Tabii ki. Ama ağrı kanserde çok önemlidir. Kemoterapi ağrı yapmıyor. Biz kemoterapi ağrıyı geçirsin diye veriyoruz. Birçok şeyi yapsın diye. Bir de ağrıyı geçsin diye. Ama kanserin ağrısı çok çok önemli bir konudur. Yani hasta karşımıza geldiğinde ben şikayetin nedir diye sorduğumda o bir takım şeyler sorar. Ağrınız mesela ne var soruyorlar hocam? Size geldi hasta diyor ki hocam ben şu şikayetlerden dolayı rahatsızım. Evet, mesela diyelim işte sabah bir bayan erkekte değişiyor mu şikayetler? Benzer. Genellikle hastalığın tipine göre mesela hasta ağrıyı sık ifade ediyor. Benim şurada ağrım var, şurada kanamam oldu, şu doktora gittim, muayene etti, dedi ki şu var, parça aldı, sonuç çıktı, biz de size geldik diye başlıyorlar. Sonra biz de diyelim tanı ve yaygınlık. Diyelim adı belli oldu. Bu ne kadar yaygındır diye soru soruyoruz. Bunun ismi de evrelendirme oluyor. Kaç evre diye sormuştum bize. Evet. Ondan sonra da hastaya sorduğumuz şey bir ağrınız var mı? Varsa yeri şiddeti. İki iştah ve kilo kaybı. Bunlar çok önemli. Ağrı
iştah, kilo kaybı mutlaka tüm hastalarda sorduğumuz iki önemli sorudur. Çünkü çok kilo vermiş bir hastanın tedaviden faydalanması ve tedavi gidişatının sırasında hastalıkla karşılaşma olasılığı, yan etkileriyle karşılaşma olasılığı yüksek. Önceden biliyorsun. Onun için de biz ağrıyı çok soruyoruz. Yani evet, ağrı çok önemli. Ağrının tedavisi de çok profesyonel bir şeydir. Biz ağrının tedavisi de Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği şekilde yapıyoruz. Evet. Şimdi ağrı, iştah kaybı ve kilo kaybı kanser vakasına teşhis anlamında önemli sorular. Evet. Peki gelen sorular arasında babam tetkikler sonrasında kanser tedavisi görüyor. Kolon kanseriymiş kendisi. Evet. Dördüncü evrede olduğunu evet. söylüyor. Adana'dan Hikmet Altınay. Diğer organlarına sıçrama olayı olabilir mi diye bir soru. Kolon. Evet. Kolon tümörü. Evet hocam. Evet, yani kolon tümörü dediğim gibi eğer evre 1 ise 5 yıl içinde diğer organlara sıçrama olasılığı %5'ten daha az. Ama evre 2 ise bu risk birazcık daha yükseliyor. Evre 3'te bu olasılık %30'a çıkabiliyor 5 yıl içinde. Tabii bunu %30, iyi bir tedavi evet. aldığınızda evet. evre 3'te. İyi bir tedavi verilmediğinde bu risk o zaman %40-50'ye kadar çıkıyor. Onun için biz de mesela mükemmel bir tedavi verdiğimizde evre 3'te diyoruz ki sizin riskinizi örneğin %20-30'a doğru azaltmış olduk. Evet. Ama risk sıfıra inmiyor evre 3'te. Fakat yine de başarılı olduğumuz bir evre. Evet. Yine diğer sorularımıza devam edeceğiz. Şu anda da telefon attığımızda bir seyircimiz sorusunu yöneltecek. Tamam. Geçmiş olsun duyabiliyor musunuz? Alo. Alo. Geçmiş olsun. Hocam sizi dinliyor. Sorunuzu alabiliriz. Buyurun Ali Bey. Duyabiliyor musunuz? Alo. Biz sizi duyuyoruz. Geçmiş olsun. Sizi dinliyoruz. Alo. Ben Salih Aydoğlu. Salih Bey buyurun dinliyoruz sizi. Geçmiş olsun. 4 sene oluyor artık. Ben bu Bulgaristan'da ameliyat oldum. Evet. Kolon polip. Bulgar'da sonuçluyum var ya onlar. Polip. Kalın bağırsakta polip diye ameliyat yaptılar beni. Evet. Dediler ki en sonunda iyi huylu falan dediler. İster kemoterapi kullanabilirsin, ister kullanmasın. En sonunda ben karar verdim, kemoterapi kullandım 6 ay. Ondan sonra bir şikayetim olmadı fakat bu kafamda devamlı bir boşluk bulunuyor o zamandan beri. Evet. Omuzlarımdan. Bazı kez dediler ki bana senede bir kolonoskopi. Ben ona razı gelmedim çünkü baştan beri canlı olaraktan yaptılar korkumdan. Evet. Ona razı gelemedim. Hala da kendi şeyimde korkuyorum. Evet. Salih Bey, evet. siz ameliyat oldunuz değil mi? Yani polipi içeriden endoskopla mı aldılar yoksa bayağı ameliyat yapıp bağırsağınızın bir kısmını mı kestiler? Ameliyat yaptılar. Benim. Tamam. İşte sonra da kemoterapi görmüşsünüz. Sonrasında da 3 ayda bir, 2 yıla kadar 3 ayda bir sonra da yine 2 yıl 6 ayda bir sonra da her yıl sürekli doktorunuza kontrole gideceksiniz. Yani kemoterapi de gördüğünüze göre hastalığınız ya yüksek riskli evre 2 ve 3'tür. Umarım evre 4 değildir. O zaman da sürekli takip olacaksınız. Endişe etmeyin. Yani genelde tıp bu konuda başarılı. Ben 6 ayda bir gidiyordum. Şimdi dediler ki senede bir geleceksin. Fakat ağrım yok. İşte başımın arkasında devamlı bir boşluk bulunuyor. Onunla ilgili olmayabilir. Onu ayrıca sanki kolon tümörü değilmiş gibi bir nöroloğa, bir hekime gözükebilirsiniz. Bana teklif veriyorlar ki kolonoskopi yapalım ama ben ona razı gelmiyorum. Acaba olsam mı olmasam? Razı gelmelisiniz o doktor. O baş ağrısıyla ilgili değil. Onları yapmanızda büyük fayda var. Salih Bey çok geçmiş olsun. Evet, elinde şey yok.
Şimdi Salih Bey'in şikayetinin üzerine hemen sorumuzu yöneltelim hocam. Ortak soruların başında hangi tetkikler olmazsa olmaz kolon kanser teşhisinde hocam? Size yani, hasta geldi, muayene yapıldı. Siz hangi aşamalarda tetkikleri uygulamalarını istiyorsunuz? Yani biz teşhiste kolonoskopi ve görülen şüpheli şeyden parça alınıyor, patolojiye gidiyor. Sonra da diyelim patolojide kanser dedikten sonra evrelendirmeye geçiyoruz. Evrelendirmede de şu testler yapılıyor. Bazı kan sayımları, tüm karnın tomografisi, çünkü kalın bağırsak karnın içinde. Bir de akciğerin tomografisini çekiyoruz. Şüpheli bir şey varsa kemik sintigrafisi de istiyoruz. Yoksa kemik testi yaptırmak şart değil. Bir de PET CT diye bir yöntem var. O da son yıllarda popülerdir. Kalın bağırsak tümörlerinin kanser tanısı koyduktan sonra yaygınlığını ölçmede PET CT şart değil. Opsiyonel bir test. Evet. Peki 31 yaşında bir arkadaşımız tetkikler sonrasında kanserle yüzleşmiş. Hı hı. Size nasıl ulaşabilirim diye söylüyor. Yayın sonrası biz kendisine iletişim numaralarını bırakırsa ulaşmış oluruz. Evet. Geçmiş olsun diyoruz. Hocam çok fazla sorularda şişkinlik kanamadan yakınan izleyicilerimiz var. Her kanama, şişkinlik biz program boyunca söylüyoruz ama tahlil sonuçlarının sonrasında yani siz... Kanama mutlaka doktora gidilmesi gereken bir şikayettir. Yani bir kanama görüldüğünde mutlaka iyi bir doktora iyi bir muayene yapılmalı ve danışılmalı. Kanama bu. Hı hı. Ama şişkinlik daha yani çok özel, çok uyarıcı bir şikayet olmayabilir. O da diyelim şişkinlik hani genç bir hastada anlamı daha az olabilir. Ama yaşlı bir hastada, hele de 50'yi geçkin bir insan da onu önemsesin. Yani bu arada diyelim genç bir insan da şişkinliği sürekli yaşıyorsa, varsa yine o da. Ama her kanaması olan vaka mutlaka en kısa süre içinde doktora gitmeli. En kısa süre içinde. Kanama daha önemli, daha uyarıcı, daha hassas bir belirti. Evet. Yine yönetmenim uyarıyor ama çok fazla soruların başında kabızlık hocam, kanama ve şişkinlik çok gelen soruların içerisinde görüyorum. Kabızlık, şişkinlik ve kanama ve hemoroidten çok bahseden bir bütünlük sorular. Yani kabızlık da diyelim normalde normal bir beslenme ile 24 saatte bir defa 48 saatte de kabul edilebilir ama 72 saati geçen büyük tuvalete çıkamama şikayeti önemlidir. Kabızlık ama bunun tanımını gastroenterologlar daha iyi bilebilir, bizim alanın dışına çıkıyor. Kabızlık da eğer sürekli ise yeterince sıvı almasına rağmen, yeterince lifli gıda, sebze, meyve, bakliyat almasına rağmen yine kabızlığı devam ediyorsa, kabızlık için bir dahiliyeci, gastroenterolog ona gidebilir. Ama kabızlık kanseri akla getirmemeli. Yani kabızlıktan kanser korkusu yaratmamalı. Hemoroid de normalde rektumun alt kısmında toplar damarlar var. Bu toplar damarlarda sürekli ıkına ıkına kabızlık nedeniyle eğer bu toplar damarlar genişleyip paket yapıp bazen de içi pıhtıyla tıkanırsa işte tromboze hemoroid, hemoroid diye biz ona diyoruz. Genişlemiş, kanamaya meyilli toplar damarlardır. İşte zaman zaman kanama da yapabilir. Tromboze olduğunda, enfekte olduğunda ağrılı olabilir. Bunu da insanlar tabii kanama olduğu zaman korkuyor, kanser aklına geliyor. Ama ezici çoğunun içinde kanser çıkmıyor.
Ama yine de kanama ve hemoroid olduğunda mutlaka ilk 30 santimetre sigmoidoskopi yapılmalı. Evet. Hocam süremizin sonuna geldik. Toparlayacak olursak çok önemli bir konuyu konuşuyoruz ama süremizin sonuna geldik. Kişide ağrı, gözle görünebilir kilo kaybı, iştahsızlık varsa, doğru. Fazla sigara ve alkol tüketiyorsa, çevresel faktörler, yani kilolu genetik olmak, bol kalorili beslenmiş olmak ve bu söyledikleriniz, buyurun, dengeli beslenme çok önemli. Çok önemli. Lifli gıdalar kesinlikle tüketilmeli diyorsunuz. Tabii. Lifli gıdalarla ilgili biraz tartışma olsa da lifli gıdaların kolon kanseri riskini arttığını halen inanılıyor. Ama tartışmasız konular var. Sebze meyveden zengin beslenme, fiziksel olarak aktif olma, spor yapma, kilolu olmama. Sebze meyve, kilolu olmama ve spor yapma, bunlar kolon kanser riskini azaltıyor. Birçok kanserlerinde indirekt bağlantılar var. Ya yani bu üçünü tekrarlayabiliriz. Eğer riski düşürmek istiyorsanız kilolu olmayın, fiziksel olarak aktif olun, bir de sebze meyveden zengin beslenin. Bunun tam tersi de eğer kiloluluk varsa, çok kalorili yağ ve şeker alınıyorsa, sürekli oturuyorsanız, sürekli oturuyor. Biz çok şişman hasta görüyoruz. Yani tetkiye gelirken de tedavi olurken de zorlanıyoruz. Nasıl bu kadar kilo olmuş? Yani demek insanlar oturmayı tercih ediyor. Otururken sıkılıyorlar. Börek, çörek, bol yağlı şeyler. Onun için de tabii kilolu hale geliyorlar ve bu risk artıyor. Evet, o zaman hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Sağlık sizi kaybetmeden siz sağlığınıza sahip çıkın diyelim hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok bugün teşekkür sizi Avrasya Hospital'dan Medikal Onkoloji Bölüm Başkanı Doçent Doktor Mahmut İlhan ağırladık. Çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ederim. Kanala ve bize kanal başında biz seyredeceğim. Ben bütün vatandaşlarımıza sevgiler, saygılar. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, önce sağlık programı sonuna geldik. Programımızın tekrarını çarşamba günü gece 1'de haberlerin ardından hemen izleyebilirsiniz. Haftaya yeniden tekrar karşınızda olacağız. Allah'a ısmarladık.